fon karnemiz bizim iyi değil. İyi, hiç iyi değil. İşsizlik sigortası fonu nasıl kullanılıyor? Belki bunu da açmak gerekiyor. Tabii. Ki kıdem tazminatı fonunun nasıl kullanılabileceğini anlayalım. Sadece burada 2018 rakamlarını çok kısaca vermek isterim size. İşsizlik sigortası fonunda, yani işçi ve işverenden kesilen primlerle oluşan fonda çok ciddi bir miktarda para var. Sadece 2018 yılında, geçtiğimiz yılı konuşalım, işsizlik sigortası ödemelerinin toplam fon gelirine, yani işçilere, işsiz işçilere işsizlik maaşı olarak ödenen oran sadece %17. Ama çeşitli biçimler altında işverenlere teşvik, kaynak biçiminde aktarılan oran ise %116. Onların ödedikleri paradan daha fazlası. İşçinin yani maaşından kesiliyor. 2018 yılında işverenler işsizlik sigortası fonuna ödedikleri her 100 lira karşılığında 116 lira geri aldılar. Yani işsizlik sigortası fonu işsiz için, ki yasası belli, ne için kullanılması gerektiği belli, işsizler için kullanılması gereken, işsiz işçiler için kullanılması gereken fon bir işveren fonuna dönüşmüş durumda. Dolayısıyla kıdem tazminatı hakkımız da fona devredildiğinde zaten bu hakkın gasp edilmesi anlamına gelir ve bu fonun da nasıl kullanılacağı açık. Ayrıca kıdem tazminatı fona devredildiğinde bizler en temel iş güvencesi dayanaklarımızdan birini yitirmiş olacağız. Çünkü eğer kıdem tazminatı bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkarsa, işverenler işçileri çok kolaylıkla kapının önüne koyabilecekler. Zaten son derece yüksek olan işsizlik rakamlarıyla birlikte düşündüğümüzde tablo daha da vahim olacak. Ayrıca kıdem tazminatından bazı özel yararlanma koşullarımız var. Örneğin kadın işçiler evlendiğinde, erkek işçiler askere gittiğinde bu özel yararlanma koşulları da ortadan kalkar fona devredildiğinde. Ama en önemlisi, bugün biz kıdem tazminatımızı nasıl alıyoruz? Son ücretimiz, brüt ücretimiz üzerinden alıyoruz. Biliyorsunuz sosyal haklarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla kıdem tazminatı fona devredilirse, işverenle bağı koparsa ve son ücret ücretle bağı koparsa hem miktarı hem süresi düşecektir. Dolayısıyla alınacak miktar da azalacaktır.